Evet, selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Furkan. Öncelikle hepinize teşekkür etmek istiyorum çünkü artık YouTube'dan para kazanma özelliğim açıldı. Ve dün ilk paramı kazandım. 11 sent. Ve buradan kazandığım ilk 100 dolarla insanlara bir şeyler almak istiyorum. Bunu zaten Twitter'da belirtmiştim. Beni takip edenler bundan haberdar. Her neyse, bugün Deniz Gezmiş'in saklandığı yerleri çekmek istiyorum. Bunu bir YouTube'da arkadaşımız yorumlarda belirtmişti. Oradan gördüm ve çok hoşuma gitti. Dedim ki neden çekmeyeyim ki? Kısaca Deniz Gezmiş efsanesinden bahsedecek olursak, Deniz Gezmiş ODTÜ'de polisler ararken yaklaşık 20 gün aç susuz kaldığı iddia ediliyor. Yurtlarda saklanmış, havalandırma deliklerinde saklanmış, devrimde, bazen çatıda, bazen şok markette. Bunların hepsi bir rivayet. O yüzden bu videoyu Deniz Gezmiş anısına çekmek istiyorum. O yüzden bu videoyu Deniz Gezmiş'in anısına çekmek istiyorum. Hazırsanız videoya başlayabiliriz. Ver oğlum parkamı. Hadi başlayalım. Evet, Deniz Gezmişseniz ve ODTÜ'deyseniz sizi aramayacakları ilk yere geldik. Devrimde kimse Deniz Gezmiş'i aramaz. Çünkü neden Deniz Gezmiş devrimde olsun ki? Diyerekten devrime geldik saklanmak için. Üstümüzde parka var. Neden hep Deniz Gezmiş'in bu yazın sıcağında parka giydiğini merak ediyordum hep. Meğerse bunun içinmiş. Kamuflaj içinmiş. Çok mantıklı geldi bana. O yüzden öncelikle saklanacağımız yeri tespit ediyoruz. Yeşilin tonlarına bakıyoruz üstümüze uygun. Şöyle bir saha turu hemen. Şurası mesela çok uygun. Mesela burayı gözüme kestirdim. Gidiyorum. Parkamızı çıkartıyoruz saklanmak için. O kadar da değil yani. Böyle ayakta bekleyemeyiz polisleri, değil mi? Sonrasında şöylece üstümüzü örtüp artık polislerden saklanmış oluyoruz. Dilerseniz sol elinizi de her zaman havada tutarsın. Sol elinizi havada tutarak solculuğunuzu belirtebilirsiniz. Evet, ilk yerimiz burasıydı. İkinci yerimize geçebiliriz. İkinci yerimiz neresi şu an ben de bilmiyorum. Biraz doğaçlama olacak. Nereye gidelim ya? Şimdi sıradaki yerimize geldik. Burası tenis kortlarıyla çarşının birazcık ilerisinde. Aslında çok göz önünde olan bir yer. Ama hiç bilinmiyor. Burada gizli kuyular var. Deniz Gezmiş'in burada yaklaşık 4 gün kaldığı iddia ediliyor. Aç ve susuz. Yusuf Aslan hiç yemek getirmemiş Hüseyin İnan. Evet, şuradaki kuyuya gireceğiz şimdi. Sizler için yapacağım bunu, evet. Evet, öncelikle yukarı çıkıyoruz. Hazırsanız sizler için atlıyorum. Kendinize iyi bakın dostlar. Saklanıyorum. Beni unutmayın. Çekiyorum. Sıradaki yerimize geldik. Burası Mimarlık Fakültesi. Burada her sene müzik topluluğu sanatçılar getiriyor. Çeşitli müzik etkinlikleri oluyor. Deniz Gezmiş de bu müzik topluluklarına içeri giremediği için kaçak izlemek istiyor. Kaçak izlemek istediği zamanlarda da mimarlığın ucundaki çubuklara çıkıyordu. Orada saklanıyordu. O yüzden sizi şimdi oraya çıkaracağım. Hazırsanız tırmanacağım. Çok zorlu, çetin bir yolculuk. Bunu niye yapıyordu bilmiyorum. Oğlum çıkmasan mı lan? He? Dizlerim acıdı. Evet, böyle yattığımız zaman artık tüm konseri kaçak bir şekilde yakalanmadan izleyebileceğiz. Çok zordu buraya çıkması ya. Gayet güzel. Bu arada Deniz Gezmiş'in gittiği bu müzik topluluğu şenliğine Rolling Stones, Queens ve Moğolların geldiği iddia ediliyor. Evet. Keşke ben de orada olsaydım. Artık Deniz Gezmiş'in ODTÜ'deki 17. günü.
Artık bildiri dağıtmaya çıkıyor öğrencilere çünkü ayaklandırma yapması gerekiyor. Ama bunu yaparken birden polis ihbarı geliyor. İsimsiz bir ihbar sonucunda. Deniz Gezmiş koş 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 İBF'ye gel. İBF'ye geldikten sonra bakıyor sağa sola her yer kapalı. Kapılar kilitli, avcı çıkamaz. Polis çok yakınında. Ne yapacağını bilemiyor. Sonrasında aklına çok akıllıca bir fikir geliyor ve parkasını çıkarıyor. Çünkü Deniz Gezmiş parkasız, Deniz Gezmiş değil. Deniz Geziore oluyor. Çünkü böyle bir kombini var üstünde. Polis geliyor sanırım. Parkalı bir eleman vardı, gördün mü onu ya? Ne parkası abi? Böyle yeşil parkalı, böyle kıvırcık saçlı bir eleman. Gördün mü onu? Abi sen? Bir tane eleman vardı, kuyuda saklanıyordu. Sen istersen oraya bak. İyi bakayım, eyvallah kardeşim. Ne demek, komiser ne demek. Ben, yani emniyet için her zaman. Eyvallah. Hadi abi. Evet, bu videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Buna kurgu diyenler olacaktır, onları aldırmayın. Deniz Gezmiş ne yaşadıysa ben onu anlatmaya çalıştım. Kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ayrıca Boğaziçi'ne yeni bir rektör atanmış. Adını bilmiyorum. Muammer miydi ya? Mehmet Naci sanırım. Mehmet Naci istifa. Sen de istenmiyorsun. Boşuna kalma ya. İnsanların huzurunu bozma. Değil mi? Neyse, hadi bye.